Alparslan Hoca, ismim Alparslan Demir. Yeni bir video ile karşınızdayım. Fransızca, Türkçe, İngilizce. Karşılaştırmalı ve çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yapıyoruz. Serimizin 24. videosuna geldik. 100 videoluk bir seri. Her videoda 3 farklı cümleyi çalışıyoruz. Toplamda 300 cümle. Videoları, bu seriyi 1. videodan itibaren yazarak çalışan herkes toplamda 300 cümle çalışmış oluyor. Peki ne öğreniyoruz? Temel olarak çeviri yapıyoruz. Zaten bizim işimiz tercüme. Benim uzmanlık alanım tercüme kuramları. Fransızca çalışıyoruz, İngilizce çalışıyoruz. Bir cümlenin İngilizcesi, Fransızcası arasında nasıl bağlantılar kurabiliriz? Farklar nelerdir? Bunlara bakıyoruz. Çok önemli. Fransızca öğrenmek isteyenler için, İngilizce öğrenmek isteyenler için ve hem Fransızca hem İngilizce çalışanlar için çok faydalı bir seri. Yeni kelimeler, terimler, deyimler, atasözleri öğreniyoruz. Hem Fransızca hem İngilizce. Bu noktada mutlaka bir kelime defteri hazırlayın ve öğrendiğiniz kelimeleri, terimleri, deyimleri, atasözlerini yazın. Hatta ben kalıp cümle diyorum. Hoşunuza giden cümleleri Türkçesiyle birlikte alıp yazıp ezberlemeye çalışın. Sınavlarınızda kullanabilirsiniz. Bir metin oluştururken kullanabilirsiniz. Neden olmasın? Ve dil bilgisi çalışıyoruz. Farklı dil bilgisi konularına göndermeler yapıyoruz. Hatta o konuların mantığı İngilizce'de nasıl, Fransızca'da nasıl, Türkçe'de nasıl, onlara bakıyoruz. Videomuza başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Abone olarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsiz. Videoyu beğenip, yorum yazıp fikirlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Çan zil işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açabilir ve gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Haydi başlayalım. Videomuzun birinci cümlesi bir atasözü. Atasözlerinin aynısı hem İngilizce'de hem Fransızca'da hem Türkçe'de olabilir mi? Olabilir. Aslına bakarsanız toplam bir kültürün parçası diye düşünürsek hemen hemen bütün kültürlerde olan ya da küçük farklılıklarla kullanılan atasözleri ya da deyimler var. Fransızca'da kullanılan atasözleri, güzel sözleri Türkçe'ye çevirerek bu şekilde çözümleyerek anlattığım seriler var. Hatta İngilizce'deki güzel sözleri çalıştığımız serimiz de var. Hadi şuraya bir yıldız atalım. İngilizce güzel sözler diye güzel bir serimiz var. İngilizce güzel sözler. İzlemediyseniz izleyip çalışabilirsiniz. Minik bir seri. Pek çok güzel kelime de geçiyor. Buraya kartını ekledim. İsteyenler buradan ulaşabilirler. Bakalım nasıl bir atasözü. Anlamayı bilene birkaç kelime yeter. Fransızcası à qui sait comprendre, peu de mots suffisent. For those who know how to understand, few words are enough. Bakalım eşleştirerek gidelim. Ne kadar benziyor, yapısal olarak ne kadar benzemiyor. Şimdi à qui sait comprendre şöyle bütün olarak bir alsak. Türkçe anlamayı bilene karşılığını veriyor. Anlamayı bilene. İngilizce'de for those who know how to understand. Birazcık uzun değil mi İngilizcesi? Nasıl anlaşılacağını bilene gibi bir karşılık veriyor. Birazcık bölmeye çalışsak içinde şurada savoir var. Bilmek karşılığını veriyor. Şurada know fiili var. Peki başka? Şurada comprendre var. Comprendre anlamak demek. Anlamak. Understand. İngilizcesi. Başka şurada à qui var. Şu kişiye, kim ki ona gibi bir karşılık veriyor. Şuraya bağlayabiliriz. For those who diye düşünsek toplam eşleştirmemiz birbirine uyuyor. Ama İngilizce'de bir de how var. Nasıl anlayacağını bilene gibi söyleniyor İngilizce'de. Biz şöyle bütün olarak birleştirelim. Sonra şurada peu de var. Birazcık gibi bir karşılık veriyor. Peu de mots birkaç kelime diye düşünürsek birkaçı alalım. Few ile birleştirebiliriz. Şöyle birbirine bağlayalım. yanında isim var. Lemu, sözcükler. Türkçe'de tekil kullandık kelime diye. Bakın İngilizcesi de çoğul. Şöyle birleştirelim. Burada yeter dedik. Yeterli olmak diye düşünürsek are enough dedik. Şöyle bağlayalım. Fransızcasında olmak fiili var mı? Peu de mot suffise yok. Birkaç kelime yeterlidir diye düşünürsek Türkçesinde şurada dirdir karşılığı olmak fiili ile ilerlediğimizi anlayabiliriz. Bir okuyalım. Anlamayı bilene birkaç kelime yeter, yeterlidir. A qui sait comprendre, anlamayı bilen kişiye peu de mots suffise, birkaç tane kelime yeterli olur. For those who know how to understand, nasıl anlaşılacağını bilene, nasıl anlayacağını bilen kişilere few words are enough, birkaç kelime yeterlidir, dirdir. Şuraya bir yıldız atalım. Fransızca'da peu, peu de, un peu ve un peu de. Daha önce çalışmıştık. Farkı nedir? Nerede, nasıl kullanırız diye detaylıca anlatmıştım. Videonun kartını buraya ekliyorum. Buradan ulaşıp izleyip çalışabilirsiniz. YouTube'da çok bulabileceğiniz, çok bilinen, herkesin hakim olduğu bir konuda değil. Buradan ulaşıp izleyip çalışabilirsiniz. Bakalım videomuzun ikinci cümlesi nasıl bir cümle? Bu kafe sevimli görünüyor. Girmeye karar verdik. Bakın şurada virgül var. İki tane cümle gelmesi lazım. Ce café a l'air très sympa. Böldük. Nous avons décidé d'entrer. İngilizcesi this cafe looks very nice. Yine böldük. We decided to enter. Şimdi söyle başlayalım. Bu bir işaret sıfatı. İşaret sıfatları isimlere bağlıdır. İsimleri nitelendirirler. O isimlerin nasıl olduğunu gösterirler. İşaret sıfatlarının çalışma mantığıyla niteleme sıfatlarının çalışma mantığı benziyor. Fransızca'da ikisinin de isme göre akorlanması gerekiyor. Türkçe'de bu bir işaret sıfatı. İngilizce'deki this. Şöyle birleştirdik. Ne yapacağız? İsmi bulacağız. Ce café, bu kafe, this cafe. Şöyle birleştirdik. Şimdi aler gibi görünmek demek bakın. Gibi görünmek. Hatta şu renkle alalım karışmasın. Aler. Şöyle bir cümle düşünelim. Mesela tu as l'air un peu malade. Sen birazcık hastaymışsın gibi görünüyorsun. Hasta gibi görünüyorsun. Bakın avoir l'air burada. Un peu de birazcık kullanmış olduk. Şimdi a l'air kısmını Türkçe'de görünüyor ile birleştirebiliriz. İngilizce'de looks diye geçti. Şöyle birleştirelim. Bu hangi zaman? This cafe looks very nice derken present simple tense. Simple present tense. Yani geniş zaman değil mi? Şuraya bir geniş zaman yazalım. Biraz sonra bu konuyu çalıştığımız videonun kartını da aklımıza gelmişken ekleyelim. Bu seride daha önce çalıştığımız ilgili konuların kartlarını da ekliyorum. İsteyenler kolaylıkla ulaşıp çalışabilsin diye. Şimdi şurada très kullandık. Çok demek. Très sympa diye bütün olarak alalım. Çok sempatik gibi söylüyoruz Fransızca'da. Türkçe'de sevimli dedik. İngilizce'de very nice. Çok güzel görünüyor gibi düşünebiliriz. Zira Türkçe'de nasıl söyleriz? İngilizce'de nasıl söyleriz? Fransızca'da nasıl söyleriz diye bakıyoruz. Virgülden sonrasına bakalım. 3 cümlede de aynı yerde böldük. Ve yeni bir cümle geliyor. Şurada nu var. Şahıs zamiri biz karşılığını veriyor Türkçe'ye. Şurada bir biz var diye düşünelim. Bakın İngilizcesi de burada. We. Hemen yanında bir tane fiil var. Nous avons décidé, biz karar verdik. Hatta burada dö'sü de var. Dö edatıyla çalışıyor. Niye? Décidé de faire quelque chose, bir şey yapmaya karar vermek demek. Şöyle ek bilgi işaretimizi de ekleyelim. Ek bilgi işaretimiz bu yıldız. Belki bilmeyenler vardır. Türkçe'ye neyi verdi? Karar verdik karşılığını verdi. Şöyle birleştirelim. We decided dedik bakın. Birbirlerine bağlayalım öğeleri. Bir tane fiil kaldı. Entre fiili bir yerden içeriye girmek demek. Türkçesi burada. İngilizcesi de burada. Bakın farklı renklerle bağladık. Karıştırmazsınız. Bir okuyalım. Bu kafe sevimli görünüyor. Girmeye karar verdik. Ce café a l'air très sympa. Nous avons décidé. Nous avons liaison yaptık okurken sesleri bağladık. Nous avons décidé d'entrer. This coffee looks very nice. We decided to enter. Hemen yıldızımızı atalım. Simple present, present simple tense. Simple present, present tense. İngilizce geniş zaman. Alışkanlıklarımızı ve tekrar eden olayları anlattığımız zaman. Konuyu çalıştığımız videonun kartını buraya ekledim. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler. Bakalım videomuzun son cümlesi nasıl? Videomuzun 3. ve son cümlesine geldik. Yaşamak için yemek lazım, yemek için yaşamak değil. İngilizce'de söyleniyor bu söz. Fransızca'da da söyleniyor. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. One must eat to live and not live to eat. Yapı İngilizce'de tamamen değişti ama bu şekilde söyleniyor. Eşleştirebilir miyiz? Pek tabii. Burada il faut var. Il faut çok kolay. Gerekir, gereklidir karşılığını veriyor. Gereklidir. Hatta şuraya bir yıldız atalım. Ek bilgi. Mesela il me faut desem bana gerekir karşılığını veriyor. Il me faut une petite voiture. Bana küçük bir araba lazım gibi düşünelim. Türkçe'ye lazım karşılığını verir. İkisini de direkt olarak eşleştirebiliriz. Peki İngilizce'de ne yapacağız? Must'la birleştirsek olur mu? Olur. Burada yemek fiili var. Manger pour vivre. Yaşamak için yemek kısmındaki yemek. Şöyle birleştirelim. Buradaki eat'le birleştirelim. Daha sonra bir kere daha geçiyor. Hadi onu da bulalım. Bakın burada da geçiyor. Manger. Buradaki yemek. Buradaki eat. Şöyle birleştirelim. Pour edatı Fransızca'da en çok kullanılan edatlardan bir tanesi. Türkçe'ye için karşılığını veriyor. Türkçe'de için edatını çok kullanıyoruz. İngilizcesine for, İngilizce'de çok kullanıyoruz. Cümlenin İngilizcesinde var mı? Pour edatı yani için karşılığı var mı? For edatı yok. Neden yok? Çünkü bunu Fransızcadan ya da Türkçeden İngilizceye ben tercüme etmedim. İngilizce'de bu şekilde söyleniyor. Peki bir bağlantı kurabilir miyiz? Buradaki to ile bir bağlantı kurabiliriz. Aynı anlamı veriyor. Hemen şuradaki yaşamak fiilini alalım. Vivre yaşamak demek. Live ile birleştirelim şöyle. Cümlenin Fransızcasında ve bağlacı var. Türkçesinde var mı? Yaşamak için yemek lazım ve yemek için yaşamak değil diye. Cümlenin Türkçesinde ve bağlacı olmuyor. Güzel değil. İngilizce'de ve bağlacı kullanarak söyleniyor. Aynı Fransızcasında olduğu gibi. Burada no var. Değil karşılığını veriyor. Not'la birleştirelim. Bakın farklı renkler kullanıyoruz. Karıştırmayın. Vivre burada da geçiyor. Bakın yaşamak, live fiili. Bunları da eşleştirelim. Pour edatı bir daha geldi. Türkçesinde var. Yine şuradaki to ile birleştirebiliriz. Cümlelerin bütün öğelerini eşleştirdik. Ama hocam şurada bir tane one var. Bu ne demek? One must. Şöyle düşünebilirsiniz. Yine şöyle olan kişi kim ki o gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla bunu one must diye birleştirerek kullanabiliriz. Quelqu'un doit manger pour vivre gibi gidiyor olsaydı Fransızcası ya da Türkçesi bir insan şöyle yapmalı, şöyle değil gibi gidiyor olsaydı tam eşleştirmeyi yapabilirdik. Önemli olan bu sözün İngilizce'de nasıl söylendiğini de görmek, anlamak. Hadi bir okuyalım. Yaşamak için yemek lazım. Yemek için yaşamak değil. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. One must eat to live and not live to eat. Ve geldik videomuzun sonuna. La fin de la video, the end of the video. Fransızca, Türkçe, İngilizce. Karşılaştırmalı ve çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serimizin 24. videosunun sonuna geldik. Alparslan Demir ile Fransızca ve İngilizce dersleri kanalımızın ismi. Abone olarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Videoyu beğenip yorum yazabilirsiniz, fikirlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Zil, çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açabilir. Bu serinin devamında gelecek ya da farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bu içeriklerin hepsi kitaplara dönüştürülüyor. İş yoğunluğum sebebiyle çok hızlı ilerleyemiyorum ama hepsi tamamlandığında, kitaplar yayımlandığında sizlere de buradan haber vereceğim. Umarım bu çalışmaların, bu emeklerin hepsi çok kişiye ulaşır ve çok kişiye faydalı olur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.